bizim Beylikdüzü Vakfı'nın düzenlemiş olduğu organizasyonda Beylikdüzü halkıyla bir araya geldiniz. Aynı zamanda Beylikdüzü AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'a desteklerinizi ilettiniz. Beylikdüzü halkına mesajınız nedir yaklaşan yerel seçim öncesi? Beylikdüzü'nde değişim arzusu var. Beylikdüzü'nü diğer aday arkadaşımız köklere çıkarıyor. Ancak benim gördüğüm Beylikdüzü'nün ciddi anlamda yapılaşması var. Yeşil yapılaşma dengesinde ciddi bir sıkıntı gözüküyor. İmarla ilgili sorunları olduğu yönünde de bilgilerim var. Dolayısıyla Beylikdüzü'nde öncelikli olarak ulaşıma yönelik metro projesi olacak. Bir de yeşil koridor çalışmaları yine Beylikdüzü'nde iki tane yapılıp böylece yapılaşma yeşil dengesini de kurmuş olacağız. Bunun dışında tabii İstanbul'un genelinde yapmamız gereken şey İstanbul'u Türkiye için, Türkiye ekonomisi için çok daha etkili hale getirmek. 5 yıl içerisinde İstanbul'da ulaşım adına çok büyük projeler gündemimizde. Bunları bir bir hayata geçirip ve inşallah İstanbul trafiğini akıcı hale dönüştüreceğiz. İstanbul'un bir de deprem dönüşümü var. Bu da ciddi bir konu. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yine bu süre içerisinde planlayacağız. Beylikdüzü İstanbul'dan ayrı düşünülemez. İstanbul'un sorunları, Beylikdüzü'nün de sorunları. O yüzden birlikte Büyükşehir, Beylikdüzü uyum içerisinde çalışırsa bu konularda çok daha hızlı yol alma imkanımız olur. Beylikdüzü Komite.tr ve Beylikdüzü TV izleyicilerimizin merak ettiği bir şey var. Beylikdüzü genç nüfusa sahip bir ilçe. Bu yönden evet. Gençlere mesajınız nedir? Gençlere mesajımız şu. Gençler bizim geleceğimiz. Bugün nüfusumuzun %100'ü gençlerden oluşmuyor. Ama gelecekte %100'ü gençlerden oluşacak. Gençlerin ayrı bir dünyası var. Biz gençlere yeni dönemde şehrin yönetiminde, şehrin üretiminde, şehrin akıl terinin bir değere dönüşmesinde daha çok yer vereceğiz. Çünkü gençler teknolojiyi biliyor, interneti iyi biliyor ve özellikle akıl terini esas alan katma değeri yüksek araştırma geliştirme projelerinde gençlere çok ihtiyacımız olacak. Özellikle fikir sizden, destek bizden programlarını gençler için İstanbul'da başlatacağız. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi datalarını açacak diye bir... Evet, şöyle diyeyim, şey oraya gelmedin, iyi ki hatırlattın. İstanbul artık akıllı şehir yönetimine geçmek zorunda. Akıllı şehir deyince de akla bilişim geliyor, teknoloji geliyor. Bilişim ve teknoloji deyince de akla gençler geliyor. Gençler İstanbul'daki milyonlarca veriyi analiz edip sorunlar daha ortaya çıkmadan çözümlerini üretecekler. Böylece İstanbul 4.0 vizyonuyla şehri yönetmiş olacağız.